Uygulama Akademisi'nden hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bu son birkaç seferdir pek çok soru geliyor bu çeviri yapma konusunda, çeviri kestirmesi konusunda. Nasıl kullanacağız, kestirmelere nasıl ekleyeceğiz ya da parmak hareketlerini nasıl ekleyeceğiz gibi pek çok soru var. Kestirme kullanan arkadaşlar bunu zaten biliyorlar ama hiç bilmeyen ya da bu konuda sorusu olan arkadaşlar için çok kısa bir şey anlatacağım. Zaten bu videonun açıklamalar kısmında altında Ömer arkadaşımız bunun linkini ekleyecek. Bu linke tıkladığınız zaman VoiceOver zaten sizi yönlendiriyor ve bu linki, bu kestirmeyi sizin kestirmeler uygulamanıza ekleyecek. Bunu kendiniz yapacaksınız, ekleyeceksiniz. O çok kolay bir şey zaten. Bunu eklediğiniz zaman zaten kestirmeler uygulamasını açtığınızda kestirmeler bu arama alanının altında arama alanı dikkat düğme burada zaten eklenen kestirme görünecektir. Türkçe'ye çevir 3 işlem düğme. Bunu burada görüyorsunuz zaten. Daha sonra bunu istediğiniz parmak hareketine ekleyebilmek için direkt VoiceOver ayarlarına gidiyorsunuz. Komutlar düğme. Komutları açıyorsunuz. Tüm komutlar düğme. Sonra da tüm komutları açıyorsunuz. Etkileşim düğme. Burada en altta temel konuşma ve ses çık rey VoiceOver düğme. Sistem düğme. Diğer düğme. Kestirmeler düğme. Bu kestirmeler var. Burayı açıyorsunuz en altta. Transkribiyat düğme. Şimdi burada sizin eklediğiniz o kestirmelerde görünen Türkçe'ye çevir düğme. Burada görünüyor. Bunu açtığınız zaman dokunma hareketleri başlık. Bir parmakla 4 kez dokun. Şimdi eylemler burada var. İstediğiniz parmak hareketini buraya ekliyorsunuz. Tıklayıp etkin hale getiriyorsunuz. Yani ben de mesela bir parmakla 4 kez tıklamaya ekli. Onu etkinleştirdiğiniz zaman zaten işlem bitmiş oluyor. Bakın burada bir parmakla 4 kez dokun. Eylemler var. Ben de buna işaretli. İstersen buraya tıklayıp bunu değiştirip çift parmakla 3 kez tıklamaya çevirebilirim. Ya da en altta burada bulunan telefonun arkasına 2 kez ya da 3 kez tıklamak gibi başka bir çözüm de bulabilirsiniz. Şimdi gelelim nasıl yapıldığına. Şimdi diyelim ki bir yabancı bir sayfadayız veya herhangi bir uygulamanın içinde İngilizce, Fransızca, Çince, hangi dilden olursa olsun bir şey karşımıza çıktı. Yalnız burada özellik VoiceOver'ın bize sadece okuduğu kadarını çevirebiliyoruz. Şimdi burada mesela no need to place the phone near the bed, it calculates the sleep cycles through the mean average of most human sleep cycle patterns. Şimdi mesela bu. Biz bunu çevirmek istiyoruz. Önce yapacağımız şey 3 parmakla 4 kez dokunmak. Bunu şimdi panoya kopyaladı. Şimdi bundan sonra verdiğimiz o komutu yapıyoruz. Benim için dedim ya işte bir parmakla 4 kez dokunma. Telefonu yatağın yanına koymaya gerek yok. Çoğu insanın uyku döngüsü düzenlerinin ortalaması üzerinden uyku döngülerini hesaplar. Gibi. Böyle bir çeviri yapıyoruz. Uygulaması da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay. Yine tekrar kestirmeler uygulamasını açtım. Buradaki kestirmeye geliyorum. Türkçe'ye çevir, 3 işlem düğme. Şimdi eylemler var. Burada değişiklik yapmak isterseniz ya da burada hangi ögelerin olduğunu görmek isterseniz yukarıdan aşağı tek parmağınızla fiske yaparak kestirmeyi sil, kestirmeyi çoğalt, kestirmeyi düzenle. Kestirmeyi düzenleye tıkladığımız zaman kestirmeler geri Türkçe'ye çevir, eylemler menüsü düğme. Şimdi burada sağa doğru fiske yaparak ilerliyoruz. Bitti düğme. Panoya sürüklenebilir. Panoya. Kestirmeden işlemi sil. Panoya. Birincisi panoya al.
Yani bu üç parmakla dört kez dokunduğumuz zaman panoya kopyalıyor ya. Birinci komut işlem bu. Devam ediyoruz. Kestirmeden işlemi sil düğme. Metni çevir. Sürüklenebilir. Seç pano. Metnini. Algılanan dil. Dilinden. Türkçe. Diline çevir. İkinci komut da bu. Devam ediyoruz. Kestirmeden işlemi sil. Metni seslendir. Sürüklenebilir. Seçenek. Seslendir. Çevrilmiş metin. Eylemler var. Üçüncü işlem de bu. Bunu da eklemişiz. Yani toplam 3 burada işlem var. Bunlar arka arkaya eklenmiş durumda. Kestirmeden işlemi sil düğme. Evet, burada da değişiklik yapmak istediğiniz zaman buradan bu düzenli bölümünden yapabilirsiniz. Sanıyorum pek çok arkadaş için anlaşılır olmuştur. Evet arkadaşlar, hepsi bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.